Yeni başlayanlar için felsefe tarihini özetlemeyi ve tabii anlaşılır kılmaya çalışan serimizin bu bölümünde artık 20. yüzyılda yaşamış Edmund Husserl'i konuşacağız. (1859-1938) yılları arasında yaşamış Çek-Avusturyalı Alman filozof Edmund Husserl, bilincin özünün bilimi olarak tanımladığı fenomenolojinin kurucusu olarak bilinir. Aslına bakarsanız Husserl'le ilgili genellikle bilinmeyen veya kıta felsefecisi olduğu için göz ardı edilen bazı detaylar var. Husserl bir matematikçiydi. Kendi döneminin büyük matematikçileri ve mantıkçıları olarak kabul edilen Cantor, Frege, Hilbert, Carnap, Whitehead ve Russell ile ortaya çıkan mantıksal matematiksel teorinin sorunlarıyla ve aynı zamanda felsefe tarihinden gelen Aristoteles, Descartes, Kant, Husserl'in ortaya koymuş olduğu problemlerle ilgilenirdi. Ama bu problemlerle ilgilenme biçimi felsefe tarihçiliği yapmak statüsünde değildi. Bu da zaten onu başka özel bir noktaya koyar. Felsefe tarihçisi olmaksızın bu düşüncelerin yaratmış olduğu felsefelerin ya da açmış olduğu gediklerin kapatılmasına yönelik bir sistem önerir. En temelde onun ortaya koymuş olduğu sistemin ilgilendiği bir soru vardır. Zihnin ve dilin dünyayı nasıl temsil ettiğine dair meselelerle ilgilenir. Bu yüzden 20. yüzyıl felsefesinde iki farklı gelenek olarak bildiğimiz analitik ve kıta felsefesinin gelişiminde de önemli bir rol oynamıştır. İlkiyle mantıksal matematiksel kaygıları paylaşırken ikincisiyle hümanist kaygıları paylaşır. Zaten 20. yüzyıl kıta felsefesiyle ilgilenenler, işte Heidegger okuyanlar, postmodernizmi bilenler Husserl ismine yeterince aşinadır. Çünkü 20. yüzyıl felsefesinin gelişiminde çığır açan bir figürdür. Buna karşın onun analitik felsefe üzerindeki etkisi ise aslına bakarsanız yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Husserl ve analitik felsefe, Husserl ve Frege arasındaki bağlantıları geniş çapta detaylı inceleyen araştırmalar var. Bu araştırmaları tek tek ele almayacağım ama ilgilenenler açıklama bölümündeki ileri okumalara bakabilirler. Yine de Husserl'in analitik felsefe ile olan ilgisinden, şu matematikçi, mantıkçı kimliğinden söz etmek istiyorum. Çünkü bu kanalın izleyicileri yalnızca kıta felsefecileri değil, aynı zamanda analitik felsefeyi daha mantıksal, daha matematiksel, daha bilimsel bularak kıta felsefesinden kasıtlı olarak uzak duran, ön yargılar taşıyan bir kitle de var. Gelin bu meseleye biraz yakından bakalım. Hani şu kıta felsefesi sadece edebiyat mı konusuna? 20. yüzyılın sonundaki Viyana, Avrupa'nın müzik, sanat, bilim, felsefe, mantık, matematikteki zirve noktası. İşte Husserl de tam da bu çevrede yetişmiş ve Almanya'da da eğitim görmüş. Onun erken dönem eserleri bütünüyle matematik ve matematik felsefesi hakkındadır. Nitekim bakıldığında Husserl aslında astronomi, matematik ve fizik eğitimi görür. Viyana Üniversitesi'nde değişkenler hesabı üzerine yazdığı tezle doktorasını alır. Yani eğitiminden sonra felsefeye merak sarıyor da diyebiliriz aslında. Hatta Alman üniversitelerinde bir kadroya sahip olmak, bir pozisyona atanmak için girmeniz gereken bir sınav var. Habilitasyon ismi. Husserl'in bu tezini sunduğu jürideki kişilerden bir tanesi George Cantor. Sonrasında Yene yıllarında Frege ile yazışmaları var. Göttingen yılları boyunca ise David Hilbert ve daha pek çok matematikçinin oluşturduğu bir grupla fiilen temas içerisinde. Dahası Carnap o büyük eseri Dünyanın Mantıksal Yapısı adlı çalışmasını yazarken Husserl'in derslerine katılıyor. 1929 yılında ise Gilbert Ryle Husserl'i Freiburg'da ziyaret ediyor. Aynı zamanda Husserl Gödel'in de büyük hayranlığını kazanmış durumda. Yani bu tarihsel girişle neyi amaçladığımı anlamışsınızdır sanırım. Bugün bizim kıta felsefesinin belki de kurucusu diyebileceğimiz kişiye bir bakar mısınız lütfen? Çünkü başlangıçta 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kıta ve analitik arasındaki ayrım bu denli bariz değildi. Bugün bu gruplara yerleştirdiğimiz kişilerin arasında anlamlı, verimli etkileşimler vardı. Çünkü Husserl'den bahsettiğimde göreceksiniz ki geleneklerin temel kaygıları, Husserl bağlamındaki genel kaygıları aslında örtüşürler ve Husserl de kendisini bir mantık filozofu olarak görür. Onun bize önerdiği mantık teorisyenleri, mantık teknisyenleri ile mantık filozoflarını birbirinden ayırmaktır. Hatta şöyle söyler: Alfa yayınlarından çıkan Husserl kitabından alıntılıyorum. Bütün kaynaklara zaten açıklama bölümünce ulaşabilirsiniz her zamanki gibi. Şöyle söylüyor bu konuyla ilgili. Şayet pozitivizm tüm bilimlerin pozitifte yani kökensel olarak kavrananda mutlak biçimde varsayımdan bağımsız olarak temellendiğini öne sürüyorsa öyleyse hepimiz gerçek pozitivistleriz. İdeyen 1 paragraf 20. Yani bugün zamanda bir yolculuk yapıp Husserl günümüze gelseydi ve artık analitik ve kıta felsefesi denilen bir ayrımın olduğunu, analitikçilerin daha matematiksel kesinliğe yakın, daha bilimsel teoriler ürettiğini, buna karşın kıtacıların ise daha edebiyat türevi, sanatsal kaygılarla felsefe yaptığı gibi bir şeyden söz etseydik ve bu kıta felsefesinin de kurucusu olarak sen kabul ediliyorsun deseydik, Husserl'in kalbine inerdi. Elbette karikatürize ediyorum ama meseleyi açık kılmaya çalışıyorum. Benzer kaygıların farklı biçimlerde ele alınması aslında. Ben bu yüzden analitik ve kıta felsefesi ayrımını genellikle farklı türde felsefe yapmanın iki yolu zenginliği olarak görürüm. Ki bugün günümüzde de analitik fenomenoloji denen bir şeyden söz ediyoruz. Ya da Heidegger'ci bilişsel bilimlerden söz ediyoruz. Değil mi? Bu ayrımların, bu geleneksel ayrımların giderek silikleştiği, sanki bu gelenekler arasında verimli alışverişlerle birlikte ilerleyebileceğimiz yeni bir felsefe doğuyor gibi ve bence bu da tam ihtiyacımız olan şey. Tabii bu noktada şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Bu klasik bir Husserl videosu olmayacak. Zaten YouTube'da kaç tane Husserl videosu var Türkçe'de bilmiyorum ama biraz daha konuyu detaylı ele almaya çalışacağım ve günümüzle ilişki kuracağım. Husserl'in mantığa katkısı formal bir dil ve dil çıkarımlarıyla işleyen belirli bir sembolik sistem inşa etmek değil. Yani mantık dediğimizde gözünüzün önüne böyle P ise Q'lar ancak ve ancaklar tarzında formal bir sistem geliyorsa Husserl'in ana amacının bu olmadığını, kendisini mantık filozofu ilan ederken bahsettiği mantığın bu olmadığını belirtmek lazım. Onun başyapıtının isminin mantıksal araştırmalar olmasına rağmen. Onun mantığa katkısı dilsel imgelerin özerk aleminden ziyade bugün artık günümüzde semantik olarak adlandırdığımız alanda. Anlam ve dünyadaki nesnelerin formları arasındaki sistematik korelasyonu ele alıyor. Ve bu sistemi de bilincin yönelimselliğinde kuracak. Yani Husserl'in mantığı günün sonunda artık transandantal fenomenoloji dediğimiz bir yere götürecek bizi. Fenomenoloji ne onu bile açıklamadın, hiçbir şey anlamıyorum diyorsanız hiç kaygılanmayın, parça parça hepsinden bahsedeceğim. Ama giriş bölümünde hem bir Husserl'le tanışıklık kurmak hem de döneme dair bazı anekdotları paylaşmak istiyorum her zaman olduğu gibi. Burada eklemek istediğim bir şey daha var. Belki de felsefe tarihindeki talihsiz durumlardan bir tanesi olarak ele alabiliriz. O dönem İngilizce konuşan dünyada, İngilizce konuşan akademide sözü geçen önemli bir figür var. William James. William James, Husserl'in Mantıksal Araştırmalar adlı kitabını başka bir uzun, sıkıcı mantık kitabı olarak düşünerek İngilizceye çevrilmemesi konusunda bir tavsiye verir. Bu yüzden uzun yıllar boyunca Anglo-Sakson kültür ve Husserl fenomenolojisi arasında da bir kopukluk yaşanır. Bununla birlikte bunu takip eden pek çok politik mesele de var aslında. Mesela bu kıta analitik ayrımını ideolojik meselelerden, nasyonel sosyalizmden hareketle yorumlayan kişiler de vardır. Bununla birlikte biyografisini kapatmadan önce son birkaç şey daha eklemek istiyorum. Husserl, Freiburg Üniversitesi'nde ordinarius profesör olarak görev yapıyor. Ve Freiburg günlerinde onu ziyaret etmeye pek çok filozof geliyor. Onu ziyaret etmeye gelen filozoflara eşinin her seferinde kapının eşiğinde Platon kadar büyük bir filozof mu diye sorduğu bilinir. Düşünebiliyor musunuz? Eşi onu Platon'la kıyaslıyor. Çünkü bugün adı belki de Nietzsche veya Heidegger kadar duyulmamasına rağmen kendi dönemi içerisinde takdire şayan, kişilerle anlamlı etkileşimler kuran, kişilerin ziyaret ettiği bir figür. Freiburg'daki öğrencilerinden bir tanesi ise Martin Heidegger. Martin Heidegger Husserl'in asistanlığını yapacak ve Husserl emekli olunca da yerine Heidegger geçiyor. Hatta Heidegger'in o büyük yapıtı Varlık ve Zaman'ın ilk baskılarında kitabını Husserl'e adadığını, Husserl'e ithaf ettiğini görürüz. Fakat sonrasında 1933 yılında Naziler Almanya'daki iktidarı ele geçirdiğinde Yahudilerin ve Aryan olmayan toplumların üniversitelerde çalışmasını yasaklar. Husserl de Almanca konuşan bir toplulukta asimile olan bir Yahudi ailenin çocuğuydu. Bu yüzden Heidegger Varlık ve Zaman'ın sonraki baskılarında bu ithafı çıkardı ve aralarında Heidegger'in de olduğu bir üniversite komitesi tarafından Husserl görevi alındı. Sonrasında Almanya vatandaşlığı da iptal edildi. Edmund Husserl girişte de söylediğim gibi bir sistem filozofu olarak görülebilir. Sistem filozofu ne demekti? Mesela Platon'a, Aristoteles'e, Kant'a baktığımızda ya da Hegel'e baktığımızda onun ontolojisinden epistemolojisine, ahlakına, siyasetine, estetiğine dair böyle birbiriyle ilişkili, birbiriyle bağlı genel bir düşünce sistemi, genel bir açıklama modeli sunduğunu görürsünüz. Husserl'de bilinç, anlam, beden, kültür, apaçıklık, zaman, uzay, matematiksel yapı, bilim, nesnellik, öznellik gibi pek çok konuda ortaya fikirler atmıştır. Ve buradaki güzel olan şeylerden bir tanesi tıpkı bir matematikçi titizliğiyle sanki aksiyomların üzerine teoremler inşa edermişçesine ortaya attığı fikirlerin arasında anlamlı bir bağdaşıklık, bir bütünlük görülür. 1000 sayfayı kapsayan 3 ciltlik Mantıksal Araştırmalar adlı kitabı onun genellikle başyapıtı olarak kabul edilir. Kendi döneminde yayınladığı kitapların dışında ölümünden sonra bize yayınlanmamış 40.000 sayfayı aşan el yazmaları bıraktı. Ve bu el yazmaları stenograf tekniğiyle yazılmıştı. Stenografi alfabenin harfleri, noktalama işaretleri, kelimeleri yerine semboller ve kısaltmalar kullanılarak yapılan çabuk bir yazma sistemi. Husserl'in ölümünden sonra eserleri imha edilebilir korkusuyla araya Belçika konsolosluğu ve bir rahip giriyor. Onun bu el yazmalarının hepsi Belçika'ya taşınıyor. Bugün de Lüven kentinde yer alan Lüven Katolik Üniversitesi'nin kapsamında Husserl arşivleri var. Husserl arşivleri bu el yazmalarını çevirerek yayınladı. Şu anda bu notlardan hazırlanmış 42 ciltlik Husserliana isimli bir seri var. O halde genel olarak özetle şunu söyleyebiliriz. Edmund Husserl psikolojiden, bilimden hatta felsefeden farklı olarak ayrı bir bilim statüsünde olması gerektiğini düşündüğü bilincin bilimini yani fenomenolojiyi kurdu. Fakat söz konusu fenomenoloji olduğunda kavramın zor söylenmesinden bağımsız olarak 100 yıllık bir disiplin, 100 yıllık bir pratik ve teori olmasına rağmen kişilerin fenomenoloji hakkında bildikleri pek kısıtlıdır ya da fenomenoloji derken neden kastettiğimiz yeterince anlaşılır değildir. O yüzden madem ki kendimi henüz acemi bir fenomenolog olarak görüyorum ve bütün felsefi çalışmalarımı da fenomenoloji bağlamında düşünüyorum, bu noktada onun ne olduğunu açık kılmak da benim boynumun borcu gibi gözüküyor. O yüzden bu videoda şu soruya yanıt vermeye çalışayım. Nedir bu fenomenoloji dedikleri? Öncelikle şunu belirteyim, az önce her ne kadar Husserl fenomenolojiyi bilimden dahi ayırıyor dersem burada kastettiğim pozitif bilimlerdi. Ama fenomenoloji de aslında varlığa ilişkin sadece bir öğreti, bir yaklaşım değil onun gözünde. Çünkü o kesin bir bilim olarak felsefe adlı çalışmasında herhangi bir düşünce veya felsefenin bilim statüsüne yükselmesinin koşullarını inceler. Husserl şöyle diyor, bir şeyi bilim haline getiren nedir? Bakalım mesela psikolojiyi bilim haline getiren neydi? Önemli özelliklerden bir tanesi onun nesnesini gösterebilme yetkinliğidir. İkincisi elbette esaslı bir metodolojiye, esaslı bir yönteme sahip olması. O halde fenomenoloji kendi nesnesini gösterebilirse ve esaslı bir metodoloji kurarsa aslında bu durumda fenomenolojiyi elbette bir bilim statüsüne yükseltecek. Ama bu elbette fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerden hem nesnesi hem de metodu yoluyla ayrılacaktır. Çünkü bizim burada konu edindiğimiz şey öznel fenomenal bilincin onu çevreleyen dünyaya nasıl uygunluk gösterdiğine dair kategoriyel bir şema sunmak. Kavramlar, kavramlar, kavramlar. Biraz fenomenolojiyi açalım. Fenomenoloji anlaşılması zor ama bir o kadar da anlaşılması gerekli bir hareket. Çünkü bakıldığında 20. yüzyıldaki bütün düşünürleri öyle veya böyle etkiliyor. Özellikle kıta felsefesi içerisinde. Google'a girip fenomenoloji nedir yazarsanız karşınıza şöyle bir açıklama çıkar. Görüngü bilimi. Nedir görüngü bilimi? Yeterince açık mı ya da buradan ne anlamalıyız? Aslına bakarsanız düşünürlerin kendi felsefeleri uyarınca yapmış olduğu katkılarla birlikte fenomenoloji terimi de tarihte farklı farklı şekillerde, farklı farklı biçimlerde kullanılmış. Terimi muhtemelen ortaya atan kişi 1736 yılında Christoph Oettinger olmuştur. Ondan sonra Johann Lambert tarafından, Immanuel Kant tarafından, Fichte tarafından, Hegel tarafından, Ernst Mach tarafından ve en sonunda Francis Brentano tarafından kullanılır. Ama söylediğim gibi farklı biçimlerde. Oxford İngilizce Sözlüğün fenomenoloji için vermiş olduğu bir tanım var. Varlık bilimi yani ontolojiden farklı olarak fenomenlerin bilimi. İyi hoş ama fenomen kavramı da zaten kavramlarımızın tarihsel toplumsal yapıları dolayısıyla her seferinde farklı farklı anlamlara gelir. Mesela Platon neye fenomen demiştir? Kant neye fenomen demiştir? Bu yüzden fenomenoloji kavramını ikiye böldüğünüzde bir tarafta phainemenon, fenomen, bir tarafta loji, logos bilimi olsa da fenomeni ne şekilde tanımladığınızdan itibaren bile kavramın anlamı değişecektir. Bu yüzden Francis Jeanson aslında fenomenoloji terimi için nesnel bir anlam talebinde bulunmanın saçma olduğunu belirtir. Ama yine de sonrasında fenomenolojinin önemli temsilcilerinden biri olacak Merleau-Ponty, onda değişmeden kalan bir çatı olduğunu işaret eder ki bu çatıda insan bilincidir. Yani fenomenoloji adını vermiş olduğumuz bilimsellik iddiasında olan bu felsefi öğretinin değişmeden kalan parçası, çatısı ya da odak noktası insan bilinci, öznel bilinç ya da öznel deneyim olacak. Çünkü geriye doğru giderseniz aslında Kant'tan itibaren dikkat çektiğimiz bir şey vardı. Elimde bir su şişesi olabilir ama ben bu su şişesini su şişesinin kendisi olarak bilemiyorum. Benim bildiğim sadece kendinde şeyin bana geldiği belirişlerin tutulması, bu belirişlerin kategoriler altında işlenmesi ve bende kurulan su şişesi fenomeniydi, değil mi? Yani benim bilimcimde kurulan ve sonrasında doğaya projekte edilen fenomeni bilebiliyordum. Bu açıdan bakıldığında aslında tüm makul varlık bilimi de metafizik de fenomenolojik olmak durumunda. Çünkü biz fenomenlerin ötesinde, yani öznelliğin damgasını taşıyan bu fenomenlerin ötesinde numenin kendisinin ne olduğunu zaten bilemiyoruz. O halde biraz şu meseleyi argümanlar haline getirelim. 1. Bilim dünya hakkında kesinliğe ulaşmak ister. 2. Bilim deneyime dayanır. 3. Deneyim varsayımlar ve ön yargılara bağlıdır. 4. Deneyim bilim değildir. 5. O halde deneyimin değil, bilincin deneyiminin bilimini yapalım. Husserl'in fenomenoloji terimiyle bahsettiği şey bir açıdan oldukça basit. Birinci şahıs bakış açısından deneyimlendiği biçimiyle bilincin bilimi. Etrafıma baktığımda ne görüyorum, ne hissediyorum, ne düşünüyorum, ne yapmak niyetindeyim gibi soruları sorduğunuzda kaçınılmaz olarak fenomenolojiyi icra etmek durumunda kalıyorsunuz. Fenomenoloji bilincin özünün bilimidir. Nitekim bilincin özü kaçınılmaz olarak birinci şahıs karakterini içerir. Her birimiz bilincimizi kendi durumumuzda deneyimleriz. Buna karşın, yani fenomenolojiye karşın sinir bilimini yapmaya çalıştığı ise bilincin kişinin beyninde nasıl üretildiğini üçüncü şahsın bakış açısından nöral zihinsel durumlarını karakterize ederek inceler. Dolayısıyla beyin taraması, MR gibi şeyler aslında beynin hangi parçalarının aktif olduğunu gösterirken fenomenoloji bunun tam karşı aksında kişinin neyi deneyimlediğini karakterize eder. Bir tarafta üçüncü tekil şahsın bakış açısı varken bir tarafta birinci şahsın deneyimleri vardır. Nesnel bakışa karşı öznel deneyim. Ama tam da bu noktada şunu düşünebilirsiniz. İyi de öznel bilincin deneyiminden hiçbir şey hiç çıkmaz. Herkes kafasına göre deneyimliyor. Öznel deneyimin bilimi mi olurmuş ya da öznelliğin bilimi ne gibi bir şey olabilir ki? Adı üstünde öznellik, nesnellik, öznellikten çıkan bir nesnellik. Bunlar çok çelişik, çok imkansız şeyler değil mi? Bu güzel bir soru ama Husserl gibi bir deha elbette bu soruyu atlamış değil. Onun buna dair bir yanıtı var. Tekrar şu kötü plastik su şişesine bakalım. Elimdeki su şişesini bir kapı olarak gören, bir kapı olarak deneyimleyen yoktur, değil mi? O halde nesnenin kendisinden, nesnenin deneyiminden farklı olarak bir de bu deneyimin içeriği vardır. İçerik cepte ya da Husserl'in sonrasında kullanacağı gibi anlamı vardır. Ve Husserl'in şeylerin kendisine dönelim diyerek bizi davet ettiği yerde deneyimdeki bu anlamlardır. İşte tam da bu noktada bir daraltmaya gitmeliyiz. Husserl fenomenolojisi o zihin felsefesi tartışmalarındaki kualya problemiyle ilgilenmez aslında. Ben bu su şişesine baktığımda nasıl deneyimliyorum, bana ne hissettiriyordan, bu su şişesine deneyimlemek bende nasıl hissettiriyor gibi işin psikolojisinden söz etmiyoruz. Asıl Husserl'in fenomenolojisi ya da mantıksal matematiksel yanı da tam da bu noktada açığa çıkar. O salt duyumun ötesindeki anlamlı deneyim yapılarıyla ilgilenir. Yani deneyimde anlamı kuran yapılar, anlamı kuran şemalar. Bakın bu kısım Kant'ın transandantal kavramını anımsatır nitelikte. Hemen konuyla ilgili bir alıntı. Fenomenolojik soruşturma ile çağdaşlarımızın olağanüstü kapsamını henüz kavrayamadığı bir bilimle karşı karşıya geliriz. Yalan değil, 100 senedir hala devam ediyor. Fenomenolojinin hala psikoloji olmayan bir bilinç edimi olduğu doğrudur. Yani bu bana nasıl hissettiriyor, bunu nasıl deneyimliyorum gibi bir yerde değiliz. Bilinçle ilgili bir doğa biliminin aksine bilincin bir fenomenolojisi. Bilinci açıklamaya çalışan sinir bilimsel bir çabadan söz etmiyoruz burada. Bu yüzden Husserl fenomenolojiyi naturalist bir bilim olmaktan ziyade transandantal bir felsefe olarak görür. Aslında biz burada öznel deneyimi kuran anlamlı yapıları bulmaya çalışır. Onun felsefesini hem psikolojiden hem de doğa bilimlerinden ayıran temel şey deneyimde anlama vermiş olduğu merkezi roldür. Fenomenolojinin temelleri de Husserl'in yapmış olduğu nesne, nesneye doğru edim ve bu edimin içerisinde yatan anlam olmak bakımından bu ayrımda yatar. Biraz karmaşıklaşmaya, zorlaşmaya başladı ama şöyle demek istiyorum. Ben size gül bahçesi vaat etmedim. Yine de şakası bir yana bu konuyu daha açık bir hale getirmeye çalışacağım. Bütün bu söylediklerimi bir örnek üzerinden deneyelim. Bir ağaç düşünün. Hatta bir ağaç düşünmenize gerek yok. Arkamdaki tonlarca ağaca bakabilirsiniz. Birbirlerinden farklı pek çok ağaç var. Bir ağaç deneyimi yaşıyoruz değil mi bunlara baktığımızda? Bir ağaç görme deneyimi zihnimdeki deneyimlerimin akışı içerisinde bir olay. Gördüğüm dallar, o yeşil yapraklar, kök, gövde. Sonuçta ağaç dediğim şey benim için bu parçalardan oluşan bir nesne. Oysa Husserl'e göre bu nesnenin kendisinden, benim bu nesneye dair deneyimimden farklı olan başka bir şey daha var. O da bu deneyimin içeriği, yani onun anlamı. Husserl sonraki çalışmalarında bu anlam yerine noema kavramını kullanacak. Husserl'e göre noema hem nesnenin kendisinden hem de edimden farklıdır. Çünkü şöyle düşünün, arkamdaki bütün ağaçlar yanıp kül olsa bile ağaç anlamı yanıp kül olmaz değil mi? Aslında anlam nesneden, maddeden farklı bir şeydir. Burada konuyu biraz daha açmak için Dilarasal bir örnek vereceğim. Neden Dilarasal olduğunu birazdan anlayacaksınız. Zaten bu örneği ben aslında felsefe bölümünde 2014'te yazmış olduğum master tezimde kullanmıştım. Modern sanatçılar arasında ünlü bir soyut sanatçı var, Piet Mondrian. Mondrian da ağaçlara oldukça takık durumda. Ve onun da ağaç düzenlemeleri adını vermiş olduğu bir serisi var. Ben master yaparken 2014, 2015, 2016 yılları arasında muhtemelen Türkiye'de çok az kişinin deneyimlediği bir şeyi deneyimleme şansına sahip oldum. Çünkü o dönem iki farklı okulda, iki farklı bölümde master yapmak henüz yasaklanmamıştı. Aslında bu yasaktan önceki son mezun olan kişi de benim. Yani benimle birlikte olan, var olan dönem, sadece ben değilim de ben tezimi verdikten sonra bu mesele yasaklandı. Şimdi Mimar Sinan'da felsefe master'ı yaparken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi master'ı yapıyordum. Doğal olarak sabahları gidip soyut sanatçılar Mondrian'a dair dersler görüp öğleden sonraları Kant, Husserl, Heidegger tartışabiliyordum. Ve sabah orada, akşam burada derken ister istemez çemberlerimin genişlemesi yoluyla kendi felsefemde özgün bir bağlantı kurmaya başladım. Aslına bakarsanız bugünkü baktığım yerden o master tezi toplamda böyle 35 tane falan kaynakla yazıldı. Yani Husserl fenomenolojisine dair detaylı bir araştırmayı içeren detaylı bir inceleme değil ama özgün bir düşüncesi vardı. Çünkü 40.000 sayfa yazan Husserl'in hiçbir sanat felsefesi teorisi olmamasına rağmen, yer yer sanattan elbette örnekler verir ama sanat felsefesi üzerine özellikle yapmış olduğu bir çalışma olmamasına rağmen ben Husserl'in fenomenolojisi ve Mondrian'ın bu ağaç soyutlamaları arasında bir ilişki kurmaya çalışmıştım. Şimdi Mondrian bu ağaç düzenlemelerinde aslında görüngülerin bilimini yapmaya çalışıyor. Çünkü onun yapmaya çalıştığı tek tek ağaç deneyimlerinde, tek tek farklı ağaçlarda değişmeden kalan şeyi bulmak. Neyi arıyor? Aslında logosu arıyor değil mi? Ormana gittiğimde birbirinden farklı ağaçlar görürüm. Kavak ağacı, kiraz ağacı, söğüt, bilmiyorum aklınıza ne gelirse. Kişilerin farklı deneyimlerine rağmen, deneyimler değişmesine rağmen bu deneyimlerde değişmeden kalan bir ağaç anlamı vardır. Bu noktada noktada Mondrian ağaçtaki farklı nitelikleri parça parça resimlerinde yıllar gelişimi içerisinde soyutlamaya başlar. Önce rengini atar, sonra şeklini atar ve en sonunda o hepimiz için çirkin gelen, komik gelen ya da bunu ben de yaparım dediğimiz modern sanat eserlerini ortaya koyar. Çünkü Mondrian'a göre bu fenomenlerin, görüngülerin arkasında yatan logos yatay dikey karşıtlığıdır. Siz evrene baktığınızda orada vazgeçilmez olarak her seferinde yatay dikey karşıtlığını görürsünüz. Bu yüzden Mondrian'ın kendince yaratmış olduğu fenomenolojisinde bir sonucu var. Şimdi bu meseleyi Husserl'le birlikte düşünerek Husserl'in buradaki benzerliğini veya farklılığını açalım. Mondrian logosu ne kendisinde buldu ne deneyimde buldu. O doğanın kendisinde buldu. Yani bizim o kendinde şey olarak bilincin dışında bıraktığımız, bilginin sınırlarının dışında bıraktığımız yerde bir yatay dikey karşıtlığı olduğunu söyledi. Doğanın içerisinde var olan sistemi, aklı, logosu, arkeyi arıyordu. Zaten teozofi adını vermiş olduğumuz bir öğreti var. Böyle daha ezoterik bir öğreti olduğunu da düşünebilirsiniz. Mondrian onun bir üyesi ve evrendeki o aklı, düzeni, geometriyi bulmaya çalışıyor. Husserl de benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Logosu arıyor ama o logosu nesnel dünyanın kendisinde değil, deneyimin içinde arıyor. Emre Şan'ın bu konuyla ilgili güzel bir ifadesi var. Deneyime içkin bir logos bulunur ve fenomenolojinin amacı da bu logosu açığa çıkarmaktır. Biz şu an ne sadece dünyadan kopuk, kendi başına var olan bir zihin, böyle Berkeley'nin idealizmi gibi özneye odaklandık, ne de şeyin kendisine gittik. Biz öznenin nesne deneyiminin içerisindeki o logosu, o yapıları, o anlamı kuran şemaları araştırıyoruz. O yüzden Husserl pek kimsenin yapmadığı bir tarzda bizdeki nesnelerin deneyimini kuran zorunlu koşullarla ilgilenecek. Özetle şöyle de söyleyebiliriz. Husserl'in yapmaya çalıştığı şey bilinç tiplerinin, bilinç deneyimlerinin betimleyici ve oldukça analitik bir çalışması. Onun fenomenolojisi deneyimin mantığını ve tabii semantiğini incelemek. Yine ağaç örneğine dönerek şunu düşünün. Ben baktığımda birbirinden farklı tekil ağaç nesnelerini görüyorum. Bu ağaçlardan birini görmeyi kestiğimde ağaç hayali kurabilirim. Bütün dünyadaki ağaçlar yanıp kül olsa bile bende hala bir ağaç fikri vardır, değil mi? O halde bu ağaç anlamının ortaya çıkmasını sağlayan şey ne? Ya da şöyle düşünün. Şu an yanımdaki ağaca bu perspektiften bakıyorum ve onun arkasını görmüyorum. Eğer şu tarafa gitseydim ağacı başka bir açıdan görürdüm. Ya da burada başka zihinler tek bir ağacı hep farklı perspektiflerden kavrar. Ama biz onu hala o ağaç demeye devam ederiz. Farklı algı edimlerine rağmen aynı nesnenin olanaklı algılarından söz ediyoruz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bu örneğin doğru olacağını düşünüyorum. Bazı sitelere girdiğinizde insan olduğunuzu onaylayın, bir robot olmadığınızı gösterin tarzı şemalar var, değil mi? İçinde köprü olan resimleri seçin, içinde bisiklet olan resimleri seçin gibi. Bu testlerin bazılarında verilen nesneler ya eğilip bükülmüştür, deforme edilmiştir ya da tanınmayacak hale getirilir. Mesela bir zürafa varsa zürafanın formunun inanılmaz bozulduğunu görürsünüz. Ama zaten tam da mesele burada başlıyor. Bir yapay zekanın, makinenin tanıyamadığı şeyi insan deneyiminde sizin bilinciniz yine tanımlayarak onu zürafa olarak anlamaya devam eder. Yani bu deneyimin içeriği, nesnesi deforme olmasına rağmen hala aynı şekilde anlam kazanır. İnsan bilincinin böylesi bir niteliği var aslında. Bu deforme olma meselesi üzerinden biraz daha devam edersek Husserl de şöyle bir yere varıyor. Anlam dediğimiz şey maddeden kaynaklanıyor olamaz. Anlam dediğimiz şey her zaman bir ilişkide açığa çıkar. Deneyimin bir zamanı varken, mesela buna bakmam 5 saniye kadarken, aslında bendeki o noema, su şişesi anlamı zamansızdır. Bu su şişesini belirli bir açıdan, belirli bir zamanda, belirli bir şekilde kavruyor olmama rağmen ona hala su şişesi dememi sağlayan ideal anlamdır noema. Deneyimlerimizdeki aynılıktan söz ediyoruz. Tek tek deneyimlerimiz değişmesine rağmen onda hala aynı kalan o ideal anlamlar işte fenomenolojinin konusu. Bunu bir çeşit deneyime içkin bir içgörü, bir sezgi olarak da görebilirsiniz aslında. Bu su şişesi deforme olmuş olsaydı, bir deliği olsaydı ve artık içindeki suyu tutamıyor olsaydı mesela, ben ona hala bu bir su şişesidir demeye, onu bir su şişesi olarak deneyimlemeye devam ederdim. Aslına bakarsanız ne oldu? O işlevini bile yerine getiremiyor değil mi? Onu o yapan şey, onun araçsal mevcudiyeti bile değil. Onu hala bir su şişesi olarak deneyimlememi sağlayan bir çeşit içsel görüye, sezgiye sahibim. İşte Husserl'in öz dediği şey bu. Tamam, biliyorum zor. Bu kısmı biraz daha açmam lazım. Biz şeyleri nasıl deneyimliyoruz? Asıl sorumuz buydu değil mi? Husserl'in anlamaya çalıştığı kısım burası. Bu meselede bizi bilincin bilimini yapmaya götürüyor. Çünkü şeyin kendisinin ne olduğunu anlayamıyorsam bilincin bilimini, yani bu aradaki ilişkinin bilimini yapmaya gidebilirim. Eğer ki ben özne ve nesnenin ne şekilde ilişkilendiğini, nesneye dair öznede nasıl bir temsil kurulduğunu bilmiyorsam, benim nesnel dünyaya dair söylediğim her şey zeminsiz olacak. Gerçekte bilim yapmanızın bile bir imkanı olmayacak. O halde özetle fenomenoloji bilincin özünün bilimidir dedik. Peki bilincin özü nedir? Her deneyim ya da bilinç edimi bilinçlidir. Özne onu deneyimler ya da onu icra ettiğinin bilincindedir. Bazı zihinsel durumlar bilinçli değildir ama onlar zaten fenomenolojinin konusu değildir. 2. Her bilinç edimi bir şeyin bilincidir. Bilincin bu özelliği bir şeye ilişkin, bir şeye yönelik olmasına Husserl yönelimsellik der. Burası devrimsel bir yer. Çünkü bu yönelimsellik meselesi ya da Husserl'in bilinç sorunsallaştırması aslında günümüzde zihin felsefesi tartışmalarında bile oldukça ufuk açıcı. Husserl'e göre bilincin özünün bilimi olarak fenomenoloji esasen yönelimselliğin yapısıyla ilgileniyor. Yönelimsellik ise bir ilişki değil mi? Bir etkinlik. Yani benim bu su şişesini nesnem haline getirmem, ona dikkatimi vermem, onu hayal etmem, onu düşünmem gibi bir şey. Konu ne nesne ne özne. Aslında özne ve nesne arasındaki bu yönelimsellik ilişkisi, yani biz bu etkinliği konu ediniyoruz. Çünkü Husserl'in de dikkat çektiği gibi bilinç bir şey, bir kap, bir töz değil, bir etkinliktir. Bilinç kendisini kendi etkinliğinde tanımlar. Siz bilinç dediğinizde ya da Husserl'de bilinç dediğimizde sanki gökyüzünden inmiş, her zaman zaman üstü var olan böyle bir Descartes'çi töz gibi bir şeyden söz etmezsiniz. Bilinç bir etkinliktir. Bilinç esasen yönelimseldir ve yönelimsellik özü gereği bir etkinliktir. O halde bilincin yönelimsel olarak bu su şişesine yönelmesi hareketi hem o su şişesini, o nesneyi var kılar hem de bilinci var kılar. Çünkü bu iki uçlu bir ilişki. Bu kısımla ilgili çok güzel bir alıntı var. Bilinç dediğimiz daha çok Herakleitosçu bir ebedi fenomenler akışıdır. Bir akış değil mi? Bir oluş, bir hareket. Yani doğuştan sahip olduğumuz böyle saf bir kategoriyel şema, böyle bir saf akıldan da söz etmiyoruz biz burada aslında. Eğer ki Husserl'in bilinç dediği şey bir ilişki ise ve bu ilişki günün sonunda uzay zaman içerisinde bu dünyada diğer şeylerle kuruluyorsa ama bu ilişki sadece biyolojik açıdan belirlenmiyorsa, aynı zamanda bunun psikolojik, tarihsel, toplumsal, kültürel belirlenimleri de varsa konu biraz daha farklı bir yere gider. Çünkü biz artık nesnenin biliminden ziyade nesneye dair temsilimizin, tasavvurumuzun ne şekilde kurulduğuna dair bilim yapmaktayız. O halde kadın olmak da fenomenolojiktir diyebiliriz mesela, ki Simone de Beauvoir öyle yapacak. Ya da bütün bilgilerimiz aslında iktidarın hegemonyası altında kurulur diyecek Michel Foucault ve o da fenomenoloji yapacak. Sonrasında Heidegger ve Sartre, biz dünyanın tamamıyla ilgili değiliz. Her şeye yönelmiş değiliz değil mi? Bir tavşanın kurmuş olduğu dünyası, bir tavşanın dünyayla ilişkilenme biçimiyle bir insanın dünyayla ilişkilenme biçimi farklıdır diyecek ve yine fenomenoloji yapacak. Çünkü bizim için artık odak noktası olan şey bilincin nesnesine yönelme hareketindeki bu deneyime içkin olan şemayı bulmak. Nesneye dair bildiğimiz her şey zihnin onunla kurmuş olduğu belirli türden bir ilişkinin eseri ve bu ilişkinin üzerinde de gerek biyolojik gerekse kültürel etmenler var. İşte 20. yüzyıl kıta felsefesinde fenomenolojinin bir çığır açması ya da her felsefeye o veya bu şekilde sinmesi tam da bu noktada başlıyor. Çünkü biz naturalist bir şekilde kendim olmaktan, insan olmaklığımdan, toplumsallığımdan sıyrılarak nesnenin kendisinde ne olduğunu anlamaya çalışmıyorum. Özneyi indirgemeye tabi tutmuyorum. Nesnel bir kesinliğe ulaşmak amacıyla. Peki her şeyi bilinç temeline taşıdığımızda idealist mi olduk? Yani artık Husserl'in varlık anlayışı da, bilgi anlayışı da bilincin özünün bilimini yapmak türünden şeyler söyledik. Burada şey bile olabilir. Analitik zihin felsefesinde fonksiyonelist bir görüşü paylaşıyorsanız bilinç denilen bir şey yok, doğal olarak fenomenoloji çöktü, olmayan şeyin bilimini yapmışlar gibi bir yere gelebilirsiniz. Ama burada kastettiğimiz şey bakın bu değil. Husserl'e göre de zaten bilinç tırnak içinde bir kap, bir şey, bir nesne, bir sabitlik belirtmiyor. O bir ilişki ve dünyadaki şeylerle yönelimsel bir ilişkiniz olmadığını söylemek biraz absürt oluyor. Çünkü bu sürekli hepimizin deneyimlediği şey değil mi? Bundan daha açık ne olabilir? Husserl bu noktada ne dünyadan ne dünyadaki nesnelerden, onların varlığından şüphe duymaz. Aslında Platon'dan, Descartes'ten veya Kant'tan da farkı bu noktada belirir. Çünkü bu kişiler felsefelerine bir şüphecilikle başlar. Husserl doğal dünyanın kendisinde bir yapıya sahip olduğunu ama bilincimizin kendileri yoluyla uzay zamandaki şeyleri kavramamızı sağlayan anlamlar geliştirdiğini savunur. Biz her ne kadar Platon'un söylediği veya Kant'ın söylediği, farklı biçimlerde söylediği gibi sadece görünüşlerle karşı karşıya olsak da aslında bu görünüşler, bu görünüşlerin yaşantısında içkin olan ideal anlamlar vardır. Başka bir alıntı yapacağım. Yaptığım şey dünyanın varlığını yadsımak değildir. Öyle olsaydı sofist olurdum. Onun olgusal varlığından şüphe duymuyorum. Öyle olsaydı septik olurdum. Ben zamansal ve uzaysal var olanlar hakkında her türlü yargıyı kapatan fenomenolojik epokeyi gerçekleştiriyorum. O halde yönelimsel ilişki dediğimizde bir arka plan var, özne var, öznenin edimi var. Bu edimin içerisine sinen bir içerik, bir anlam var. Bir nesne var ve olanaklı deneyim ufku var. Bir deneyimin içeriğine deneyimin anlamı ya da göndergesi der Husserl. Aslında anlamı, göndergesi gibi kavramlar Husserl'in çağdaşı Frege tarafından da kullanılır. Belki de bilinçli bir şekilde kıta ve analitik felsefe arasındaki yapılacak ayrımı buraya konumlandırmalıyız. Çünkü anlam ve gönderge meselesini dilsel bir şemada kurmak yerine kıta felsefecileri her seferinde deneyime esas alan dünyasal bir ilişki de kurar. Biz anlamdan söz ettiğimizde her zaman anlamın ilişkisel olduğunu, bu ilişkinin farklı farklı gerek biyolojik, gerek kültürel, tarihsel etmenler aracılığıyla harmanlandığını ve işin fenomenolojisini yapmak da tam da o anlamı kurmamızda etkili olan faktörlerin gün yüzüne çıkartmak olduğunu söyleriz. Mesela Foucault'un yaptığı fenomenoloji aslında bizim bilgiyi kurma modellerimizin arkasında yatan iktidarı, Beauvoir'ın yapmış olduğu fenomenoloji ataerkil bir yapılanmanın etkisini, Derrida'nın yapmış olduğu fenomenoloji aslında anlamın sürekli ertelendiğini gösterir. Yani fenomenolojiye baktığımızda bu noktada bizdeki bütün dünya tasviri, temsilleri, deneyimlerimizin kurulmasında etkili olan bütün faktörlerin gün yüzüne çıkartılması anlamında da kullanırız. Çünkü burada dikkat çekici olan kavramlardan bir tanesi görünüşler meselesi. Bir görünüşten söz ettiğimizde duyusal nitelikler bizde perspektiflenirler. Siz bir su şişesine, bir ağaca baktığınızda ona dair her şeyi 360 derecede görmezsiniz değil mi? Dünya ile ilişki kurma biçiminiz oldukça bedensel. Siz bedeninizle dünyaya temel atmış durumdasınız. Ve bütün deneyimleriniz de sizin bedeninizle birlikte kaçınılmaz olarak bir perspektif kazanırlar. Yaşayan bedenimle uzay zamansal bir ilişki içerisinde şeyleri deneyimlerim. Yaşayan bedenin deneyimdeki rolü sonrasında Husserl fenomenolojisinden büyük ölçüde etkilenen Maurice Merleau-Ponty de merkezi bir konumda yer alır. Zaten Husserl'in de felsefesinin son döneminde dikkat çektiği kavramlardan bir tanesi yaşama dünyası. Çünkü Husserl son yıllarında etrafımızdaki şeylerle kurmuş olduğumuz bütün deneyimlerin matematikleştirilmiş bir idealleştirilmesinden kaygı duymaya başlar. Doğadaki şeyleri kendi içlerinde böyle matematiksel bir idealleştirmesini yapmak aslında bizim gündelik deneyimimizden bizi uzaklaştırır. Siz bir kapıdan söz ettiğinizde, kapıya yöneldiğinizde kapı ile kurmuş olduğunuz bir ilişki vardır değil mi? Bedeninizle birlikte sahip olduğunuz bir perspektif vardır. Ya da Heidegger felsefesinden bir örnek gösterelim. Söz konusu şey bir tapınak kavramıysa bu defa sizin varoluşsal karakteriniz, toplumsal, kültürel kimliğinizle birlikte kapı yeni bir anlam kazanır. Özetle şeyin ne olduğu şeyin kendisinde değil, onunla kurmuş olduğunuz ilişkide açığa çıkar. Peki bu meselede bize yol gösterecek epistemolojik yöntem ne olacak? Esaslı bir metodoloji kurmamız da gerektiğini söylemişti. Madem ki kesin bir bilim olarak felsefe yani fenomenoloji yapacağız. O diyor ki eğer dünyaya dair temsil benim zihnim ve dünya arasındaki ilişkide kuruluyorsa ve bu ilişki de aslında tonla yargıyla kaplıysa çıkmaza girdik. Buradan nasıl bir kesinlik çıkartabiliriz ki diyebilirsiniz. Ki zaten buradan bir kesinlik çıkmaz diyenler de olacak postmodernistler değil mi? Orada mutlak bir anlamın hiçbir şekilde olmadığını, şeye nasıl yaklaşıyorsan, ona ne anlam veriyorsan, nasıl bir ilişkilenme modelin varsa o şekilde anlam kazanacağını söylemek, yani o mutlak anlamın yitimi postmodernistler olacak. Husserl ise amiyane bir tabirle postmodernistlere asist yapıyor ama kendisi başka bir hamle yapacak. Şeylerin bize verilmiş olduğu bilinç yaşantılarından bir soyutlama ile öz düzeyine gitmemiz gerektiğini söyler. Yani doğal dünyayı askıya alacağız. Doğal dünyayı askıya almak ya da doğal tavır ne anlama gelir? Aslında biz bizi çevreleyen dünyayı sorgulamaksızın gözlemekteyiz. Nesneler kendi uzay zamansal dağılımlarında benim için sadece orada varlık olarak var olurlar. Ama ben onların varoluşsal karakterlerini paranteze alırsam, askıya alırsam, yani bunu iptal edersem ya da soyutlarsam, bu defa nesneye yönelmem, o nesnenin benim bilincime sunuluş tarzına yönelirim ve saf deneyimler alanı içerisinde iş görmeye başlarım. Husserl bu yöntemi epoke yani paranteze almak ile adlandırılır. Epoke doğal dünyaya dair bütün yargılarımı paranteze alıp dışarıda bırakmak anlamına gelir. Çünkü böyle yaptığımızda biz nesne yerine onun bendeki deneyimine, deneyiminde içerilen anlama dikkatimi yoğunlaştırmaya başlarım. O nesneye yönelik bilincimden, o nesneye yönelik bilincime yönelik düşünüm haline geldi. Bir ağaç bilincinde olmam, bir ağaca yönelmemdense ağaca yönelik bilincime dair düşünmeye başladım. Bir çeşit metalaşma değil mi? Üstüne çıkmak, o şeyin kendisi üzerine bir öz düşünüm, bir refleksiyon gerçekleştirmekten söz ediyoruz. Çünkü böyle yaptığımda aslında ben ağaca yönelik deneyimim üzerine düşünmeye başladığımda tek tek ağaçların hangi biçimlerde, hangi şekillerde, hangi türde olduklarından kurtularak ağaç deneyimindeki ağaç özü üzerine odaklanırım. Bu yüzden Husserl fenomenolojisinde fenomenolojik indirgeme en temelde bu açıdan a priori, özsel, tümel ve zorunludur. Böylelikle algılanan nesne ne kadar değişirse değişsin, bir ağaç ne kadar çürümeye yönelirse, kurursa, yok olursa olsun, onu o şey yapan bütün özellikler ve birliğin bilgisinin imkanı ortaya çıktı. Bakın ağacın ideası ortaya çıktı demedim Platon'daki gibi. Bir kavram realizmi yok aslında. Ağacı benim deneyimimde hala bir ağaç olarak deneyimlememi sağlayan bilginin imkanını test ediyorum. Bu kısmı Platon'la birlikte kıyaslayarak anlatmak çok açık hale geliyor. Çünkü Platon olsa şöyle derdi. Tek tek ağaç deneyimlerinin arkasında değişmeden kalan, dünyasal olmayan bir ağaç ideası vardır derdi. Husserl ise şöyle diyor. Tek tek ağaç deneyimlerinde uzay zamanda her şey değişmesine rağmen benim hala ona bir ağaç olarak yönelmemi sağlayan, bu bilgiyi imkanlı kılan şey deneyime içkin bir form. Yönelimselliğin kendisinde gizli. O yüzden fenomenoloji de dünyayı bir tek tek nesneler, olgular toplamı olmaktan ziyade anlam biçimlerinin zorunlu korelasyonları olarak ele alır. Dünyadaki nesnelerle anlamın semantik korelasyonu, yani bu aralarındaki ilişkiselliği incelemeye çalışırız. Bilincin yönelimsel yapısına teorik bir çerçeve sunmaya çalışırız. Bu yönelimsellikte etkili olan faktörleri, bu kültür de olabilir, tarih de olabilir, fizyolojik, biyolojik belirlenimler de olabilir. İş gören bütün kısımları açığa çıkarmaya, onu parçalayarak bulmaya çalışırız. O halde özetle Husserl felsefesinin çok yönlü bir anlam teorisi olduğunu söyleyerek toparlayabiliriz. Husserl'e göre anlam, mantıksal yapılarda nesnel bir şey, fenomenolojik yapılarda öznel bir şey, Ama kültürel yapılar değilse özneler arası bir şeydir. O bu yüzden hem doğadan hem özneden hem de kültürden kopuk olmayan, farklı farklı şekillerde ilişkilenen ve kendini gösteren bir anlam teorisi kurar. Burada şunu söylemek lazım. Husserl'e göre bedenim, zihnim veya kültürel varlığım birbirinden farklı tözler değildir. Aslında bu ben adı verilen tek bir tözün farklı yönleri, bireyselin momentleridir ya da ama bu momentler arasında bedenim, zihnim ve kültürel varlığım arasında bağlılık, ilişkisellik vardır. Husserl'in bugün söyleyeceği şeyin belki de geçmişte olduğundan çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1950 sonrasında neredeyse analitik felsefenin tam göbeğine oturmuş, kıta felsefesini de derinden etkilemeye başlamış bir alan var. Günümüzdeki en popüler felsefe çalışma alanlarından biri haline geldi de diyebiliriz, zihin felsefesi. Husserl'in bakış açısının şu açıdan önemli olduğuna inanıyorum. O hem naturalist hem tarihselci indirgemeye karşı çıkmıştı. Yani zihin felsefesi açısından bakarsak hem beyne, naturalist maddeye indirgemeciliğe karşı çıkacak ama bunun karşısında da bütün öznel deneyimin özünü böyle bir Marksist okuma, Freudyen okuma gibi tek bir şeye indirgemeye çalışan yaklaşımların da karşısında duracaktır. Çünkü o doğa kapsamının altında olan şeyleri, deneyimsel bilinç edimlerini ve kültürel nesneler, kültürel faaliyetleri birbirinden ayırır ama bunların her biri kendi başına bir töz olarak var olmaz. Her biri birbiriyle ilişki içerisindedir ve böylelikle genel çok yönlü bir anlam teorisinin parçası olmaklık bakımından iş görürler. Husserl'i detaylıca anlamanın yolu onun mantık teorisini anlamaktan geçer. Sonrasında belki varlık teorisinden, fenomenolojisinden, epistemolojisinden bahsetmek gerekli. Ama burada şöyle bir şey yapacağım. Bundan sonra konuşacağımız düşünürler, İşte Heidegger'den bahsettiğimde, Merleau-Ponty'den bahsettiğimde ya da postmodernistlerden bahsettiğimde sürekli fenomenolojiden konuşmaya devam edeceğiz. Ve aslında bu fenomenoloji çatısı insan bilinci olan yöntemin ne şekilde kullanıldığını görmek belki de bu konuyu sizin için daha açık bir hale getirecek. Yine bu videoyu hazırlarken baş kaynaklarımdan bir tanesi olan David Smith'in Husserl kitabında şöyle bir anekdot, şöyle bir cümle vardı. Çok hoşuma gitti. Onu kullanarak videoyu kapatmak istiyorum. Kıta geleneğinde büyük bir düşünürün kendi yaratıcılığında ilerleyebilmesi için babayı öldürmesi gerekir demişti. O yüzden sırada Husserl'in oğlu, mirasçısı ve aynı zamanda katili Heidegger var. Gelecek videoda görüşmek üzere, meraklı kalın.